Burger King'in sunduğu kadro mühendisliği programından herkese merhaba. Bugün taktik tahtasının başında hem Fenerbahçe'nin geçen sezonunu hem de gelecek sezonda bizi nelerin beklediğini beraber konuşuyor olacağız. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondaki 3 eksiğinden ilkini kesinlikle sezon içerisinde de sizlerle maç analiz programlarında çok kez paylaştığım gibi merkezde kalabalık olmama merkezdeki boşluklardan bahsederek başlamak en doğrusu olacaktır. Şimdi Fenerbahçe bu yıl iki farklı taktik tercih etti. Üçlü oynadığı dönemler oldu Luan Perez'in sakatlığına kadar ama onun dışında Luan Perez stoper rotasyondan eksildikten sonra Fenerbahçe'nin artık yavaş yavaş tamamıyla dörtlüğe döndüğünü gördük. Bu iki formasyonun da belirli artıları eksileri tabii ki var ama ikisinin de ortak bir eksiği varsa o da kesinlikle Fenerbahçe'nin her fırsatta merkezde olabildiğince az oyuncu ile beraber hem hücum etmesi hem de rakibi karşılamasıydı. Bu sebeple sezon boyunca çok ciddi de sıkıntılar yaşadı. Şimdi olası bir dörtlü diziliminden örnek verelim Fenerbahçe'nin. Genelde muhtemel 11'in belirli isimleri vardı. Sezon başında bir rotasyon oluyordu ama sonrasında artık tercihler biraz daha netleşti. Sakatlanana kadar Lincoln Lennike sol bekte, stoperlerde Samet Salahi gibi isimler oynadı. Ferdi Kadıoğlu sağ bekteydi. Vidin Ara 6 numarada. Ön tarafta e, Miha Zaitz, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş biraz da ara ve İsmail'e göre orada biraz daha fazla rotasyon oldu. Sağ tarafta ligin belirli bir bölümüne kadar İrfancan oynarken son dönemde Arda Güler formayı tamamen kaptı. Sol tarafta Diego Rossi, İrfancan değişikliği gördüğümüz zamanlar oldu. Forvette ise aslında belki de Fenerbahçe'nin kaleci Altay'la beraber en çok forma giyen ikilisi sakatlıkları dışında Michi Batshuay ve Ener Valencia'ydı. Şimdi Fenerbahçe hücumlarında genelde özellikle ligin ikinci yarısı için bu senaryoyu söylemek gerekiyor. Çünkü sezon başında oynanmak istenen oyun aslında rakibi olabildiğince fazla önde kalabalık bir şekilde karşılayıp uzun vurmaya zorlamaktı ana amaç. Ve bu sebeple Fenerbahçe fazlasıyla kalabalık bir şekilde ön tarafta basıp rakip uzun vurduktan sonra hava toplarında iyi stoperleriyle o havadan gelen topları toplama amacındaydı. Fakat ligin ikinci yarısında özellikle Giresun ve Trabzonspor spor maçlarını bir kırılma olarak görüyorum ben bu baskıdan vazgeçme tarafında. Olabildiğince topa Dünya Kupası'ndan sonra daha fazla sahip olmaya başlayan ve ligde de topa sahip olmadan zirveye çıkan bir Fenerbahçe gördük. Fakat burada bazı dezavantajlar söz konusuydu. Bu takımın kurulma amaçlarından biri bana kalırsa eforlu ve fizikli oyuncularla rakibi olabildiğince boğmaktı ama top Ayakta ne kadar fazla kalırsa Fenerbahçe'nin defoları da bir noktadan sonra o kadar fazla çıkmaya başladı. Burada Bilgin Arao'nun tek kaldığını söylemiştik önünde Mia oynadığını ve Arda Güler'in oynadığından bahsetmiştik. Hücumlarda genelde Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve oraya yaklaştığında Zayt, kimi zaman Michi yaklaştığında Fenerbahçe'nin kanatlarda üçgenler yarattığını gördük. Ve yaratıcılığını kenar hücumlarından yapmaya çalıştığını gördük. Fakat bir noktadan sonra takımların buraya önlem alması kolaylaştı. Ve Arda Güler'in üzerinde çift baskılar gördük. Ferdi Kadıoğlu'nun çıkışlarını engellemeye çalışan ve onu takip eden kanat oyuncuları gördük. Michi Batuşa ile birebir oynayan stoperler gördük ve keza burada Batu yerine Zayt olduğunda da yine rakip 6 numaraların Zayt'sı çok fazla takip ettiğini gördük ve kimi zaman Ardıgülerden Güler'den Ferdi'ye giden bir topun merkezden ziyade tekrardan Samet Akaydın'a geriye döndüğünü ve Fenerbahçe'nin hücum tarafı değiştiğini gördük. Bunun ana sebebi merkezde artı bir oyuncunun olmamasıydı. Bunun sıkıntısını sezon boyunca çekti Fenerbahçe. Zayt buraya geldiğinde ara çok fazla ileri konumlanan bir oyuncu olmadığı için ve ceza sahasında yer almak durumunda olan e forvet oyuncuları için burada kocaman bir alanda ne bir pas bağlantısı oldu ne orada savunma üzerine çekebilecek koşu atan bir oyuncu oldu. Bu sebeple hücum attığında sürekli bana kalırsa Buradan çapraz bir çizgi çizdiğimizde Fenerbahçe için sadece iki opsiyon kaldı. Ya kanattan gelecek bir orta ya kanatta yapılacak bir verkaç ve çizgiye inen oyuncular ya da Michy Batshuayi biraz daha toplu doğru yaklaşarak orada duvar oldu ve arkadaşların pozisyona sokmaya çalıştığı unsurlar. Keza aslında bu olmadığı zamanda da Fenerbahçe'nin hücumlarını ne kadar rahatladığını gördük. Burada üçgene Michy Batshuayi girdiğinde Mia gibi bu alanı kullanmayı çok seven bir oyuncunun denkleme koşullarıyla dahil olduğunda hem Fenerbahçe'nin hücumlarını rahatladığını gördük hem de burada artı bir pas bağlantısından olmasından dolayı ve Zayt'sın yaratıcı bir oyuncu olmasından dolayı hücumların rahatladığını gördük. İşe savunma tarafında durum bence daha vahimdi. Çünkü Fenerbahçe'nin bu yıl bu kadar fazla gol yemesinin ana sebebi kesinlikle geçişleri en fazla merkezden yemesiydi. Bu ilk Dinamo Kiev maçında başlamıştı. Bunu sezon boyunca aslında bize bir done olacağını da bilmemiz ve görmemiz gerekiyordu. Burayı da çok kısa şöyle anlatabilirim. Şimdi Fenerbahçe'nin ön alan baskısını kurduğunu düşündüğümüz senaryoda takımlar genelde 1-6 numara ve iç oyuncularıyla beraber 3 merkezle Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Burada forvetler baskıya gittiğinde bek oyuncu kanat oyuncuları eşleştiğinde ve 6 numaraya Miha Zaitz, Mert Hakan, Crespo baskı yapmaya çıktığında Fenerbahçe savunma hattı ne zaman biraz geride kalsa buraya konan bir oyuncu orada pas açısı yaratan bir oyuncuya o pasın geçmesiyle beraber direkt Fenerbahçe'nin 5 oyuncusu ön tarafta hazırlıksız yakalandı. Artı burada İsmail Yüksek yerine Arao'nun oynadığı dönemde Arao benim çok beğendiğim bir oyuncu olsa da maalesef tempo ile alakalı ciddi problemleri olduğundan dolayı burada çok rahat bir şekilde baskı attığını kırabildi takımlar. Bu sebeple Ferdi Kadıoğlu'nun da ne kadar önde konumlandığını düşündüğünüzde Samet Akaydın ve Salay gibi yavaş stoperlerin olduğunu düşündüğünüzde bu merkezde kalabalık olmama savunma tarafında da ciddi bir problemdi. İkinci olarak Fenerbahçe'nin son cümlede de söylediğim gibi oyun anlayışı ve oyun sistemine göre bu kadro bu kadar takviyeler yapmışken nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde bu kadar yavaş stoperler kullanması. Eğer siz rakibi tamamen önde boğan ve onları uzun vurmaya zorladığınız bir oyun anlayışına sahipseniz tabii ki havadan iyi stoperler olacak. Keza ben Salah'ın havadan da iyi bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Gustavo Yenike'nin belki alınmasının tek amacı nadir artı özelliklerinden birinin hava topları olmasıydı. Devre arasında 4-5 farklı yabancı alternatif arasından Samet Akaydın gibi bence çok iyi olmayan bir transferin yapılması Fenerbahçe'nin hava toplarında iyi bir stoper aradığının göstergesiydi. Fakat bu kadar hem geçiş riski olan bir savunma yerleşimi olması hem uzun vurarak genelde rakiplerin hızlı kanat oyuncularını savunmanın arkasına sarkıtmaya çalıştığı bir oyunda beklerinizi özellikle sağ bekinizi bu kadar önde konumlandırdığınız hatta Lincoln Henrik oynadığında keza Lincoln de aynı şekilde çok fazla ileri giden bir oyuncuydu. Bu kadar iki stoper artı bir altı numaranızı arkada bıraktığınız ve belirli riskler aldığınız hatta George Jesus'un basın toplantılarında biz riskli bir oyun oynuyoruz ve bunu kabul ediyoruz demesine rağmen bu kadar yavaş stoperlere sahip olması Fenerbahçe'nin tüm sezon geçişlerde çok büyük sıkıntılar yaşamasına sebebiyet verdi bu benim hiç anlamadığım bir kadro planlamasıydı. Nasıl oluyor da burada hızlı bir stoper kullanılmadı? Bu gerçekten çok büyük bir soru işareti olarak kaldı. Üçüncü olarak da şunu söylemek istiyorum. Geriden oyun kurma. Fenerbahçe sezon boyunca bunun da sıkıntısını çok fazla çekti. Ve geriden oyun kuramadığı senaryolarda Atilla Salay'ın sürekli uzun top kullanması gerekti. Ve bunların çoğu da isabetsiz oldu. Yalnız bir diğer nokta az önce bahsettiğim konuya burada da girmek istiyorum. Fenerbahçe belli ki Dünya Kupası arasından sonra aslında transfer döneminden sonra olabildiğince topu ayağında tutan biraz daha pasör oyuncularla bir şeyler yapmaya çalışan bir takım haline büründü. Peki buna rağmen geriden oyun kurma konusunda ayağı iyi oyunculara ihtiyacı olan bir ekibin nasıl oluyor da devre arasında Samet Akaydın takviyesi yaptığını burada da anlamıyorum. Ya bu oyunu lütfen yanlış anlaşılmasın. Tamamen Samet Akaydın üzerine okumuyorum ama hem yapmaya çalışılan savunma anlayışı hem bir noktadan sonra geriden oyun kurma senaryoları bunların hepsi eşittir. Pas bağlantılarının, pas başlangıçlarının ilkinin kaleciden olduğu senaryoları bildiğimizde stoper ikilisinin mutlaka ayaklarının da ortalama üzeri bile olsa iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple Atilla Salay'de kimi zaman çekingen kısa pas tercihleri, Samet Akaydın'a e dönen oyunun çok fazla kilit açabilen paslarla beraber başlamaması, Arao'nun üzerine çok fazla yük binmesi ve bir noktadan sonra yine merkezdeki pas ...aksiyonları çok zayıf olduğundan dolayı işin sadece Ferdi Kadıoğlu'na verelim, Driplink'le e, savunma dengesini bozmaya çalışsın... ...ya da bir şekilde oyunu hemen Arda Güler'e doğru yönlendirelim ve Arda'nın ayağına bakıp onun ne yaratacağını bekleyelim'e döndü. Bu sebeple aslında son saydığımız iki maddenin de direkt olarak Fenerbahçe'nin kadro mühendisine bir eksi yazdığını söylememiz gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'de hepinizin bildiği üzere George Jesus'un ayrılığı yaşandı ve biz bu videoyu çektiğimiz tarihte Fenerbahçe'nin teknik direktörü herkesin beklediği gibi belli olmadı. Yaklaşık bir aylık bir süreçte Fenerbahçe son 6 senedir olduğu gibi hala teknik direktörünün kim olmasını bekliyor. Tabii bu süreçte Fenerbahçe yönetimi antrenör konusunu bu kadar uzatırken bir sürü isim de Fenerbahçe için ortaya atılıyor. İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Montella. Şimdi Hepsi belirli bir şekilde bence bu kadroya oyun anlayışları biraz daha yönlü olmaları sebebiyle ayak uydurabilir diye düşünüyorum. Yani transfer dönemi geldiğinde ve bu teknik adamlardan bir tanesi geldiğinde çok büyük çok fazla sayıda takviye gerek kalmadan belli bir oyun şablonu oturabilir diye düşünüyorum. Ama bana hangi teknik direktör bu oyuna kesinlikle uymaz derseniz ben Abdullah Avcı ismini söylerim. Çünkü Abdullah Avcının hem George inşa ettiği bu kadro mühendisliği üzerine geldikten sonra bu oyuncu grubuyla kafasındaki oyun planını sahaya çok fazla yansıtamayacağını düşünüyorum. Hem de fazla takviye sonucunda yine kadronun tamamen dağılacağını düşünüyorum. Yani mutlaka Abdullah Avcı gelse, sayıları tamamen örnek veriyorum. Avcı 8 transfer yapacaksa başka bir antrenörün 4 transfer yapacağını düşünüyorum. Bu kadro düzeninde kiradan gelecekler olabilir. Yeni transferler Ryan Kent ve Adan Jeko geldi. Bu isimlerin Abdullah Avcı şu anki kadronun çok yeterli olduğunu sanmıyorum. Çünkü biraz daha kendi doğruları üzerinde düşünen bir kafa yapısı var Abdullah Hoca'nın. Bu sebeple Fenerbahçe'ye geldiğinde en hazır olmayan hocanın da açıkçası kendisinin olacağını düşünüyorum. Ama şu an sadece adı geçenlerden kimi getirirdin diye sorarsanız da muhtemelen bu isim Vincenzo Montella olurdu. Çünkü hem bu kadronun hem George Jesus'un bıraktığı oyuna en yakın kafa yapısının Montella özelinde olduğunu düşünüyorum. Bunda bir sebebi var. Bu arada bunu sosyal medyada yazdım. Ben adı geçen antrenörlerden hiçbirini getirmezdim şahsen Fenerbahçe'ye. Daha farklı bir yapılanmaya giderdim. Fakat elimdeki isimlere baktığımda Montella'nın diğer hocalara göre biraz daha uygun bir karakter ve uygun bir teknik direktör yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda A ve B planlarını da yürürlüğe sokabilen bir hoca olduğundan dolayı Montella bu takım için fazlasıyla uygun. Bununla alakalı bir yazıda yazmıştım. Yani bence Giorgio'ya sunu yatmak istediği oyunun biraz daha altında Montella var. Aynı riskleri barındıran, aynı şekilde kalabalık hücum etmeyi, kimi zaman ön alan presini yapmaya çalışan bir ekip. Bu sebeple antrenör tercihim benim şahsen Fenerbahçe için böyle olurdu. Sayın Ali Koç'un yerli teknik direktör getirmeliyiz. Camiayı bilen bir hoca özelinde çalışmalar yapıyoruz. Açıklamasını tabii ki biliyorum. Ama sonuçta burada kendimiz bir yorum yapıyoruz. Ve bana kalırsa yani benim şahsi fikrim ben Osman Montella'yı getirirdim. Onu da not olarak eklemek isterim. Ryan Kent ve Eden Jeko Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli olmadan gelen oyuncular ama özellikle Jeko'nun zaten çok fazla bir teknik direktör için sorulması gerekir mi noktasında çok emin değilim. Hani zaten Eden Jeko'yu her teknik direktörün kabul edebileceğini düşünüyorum. Ryan Kent için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin kalitesini ne kadar yukarı çekebilir? Bu konuda soru işaretlerim var. Fakat ikisinin de bence iyi yanları var. Ortak bir iyi yanı var. O da birden fazla sisteme ayak uydurabileceklerini düşünüyorum ben bu oyuncuları. Şimdi Edenzeko aslında çift forvetli bir sistemde hakikaten çok iyi bir performans gösterebilir. Ama arkasına iyi oyuncuları koyduğunuz zaman özellikle Eden Jacko'yu klasik bir 4-2-3-1 olarak dizdiğimizde kanatlardan bir tanesini kanat forvet profilli bir oyuncudan seçerseniz gerek Eden Jacko'nun ceza sahası içerisinde daha fazla rahat etmesini sağlar, gol yükünü üzerinden alır ve aynı zamanda pivot santrafor özellikleri olduğu için arkadaşlarını besleyen bir yapısı da olduğundan dolayı kanat forvet rolünde daha bitirici olan bir kenar oyuncusuna da oyununa çok ciddi katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum. Keza aynı denklemi aslında çift forvetli bir düzende de bahsedebiliriz. Fakat şöyle bir şey var. Genelde 3-5-2 olmadığı sürece dörtlü tercih eden teknik adamların klasik bir 4-4-2'ye çok fazla yatkın olmadığını görüyoruz. Bence George Jesus nadir isimlerden bir tanesiydi bu konuda. Çok zaten net de bir 4-4-2 değildi bakıldığında. Ara'nın geride kaldığı aslında 4-1-3-2 diyebileceğimiz bir sistemdi. Fakat Edin Dzeko'nun ben ne olursa olsun gerek çift gerek tek forvetli her türlü sistemde Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ryan Kent için de şöyle bir pozitif durum var bana kalırsa. Fenerbahçe'nin kimi zaman oyununun böyle kenarlarda forvetlerin de eklenmesiyle sıkıştığını görüyor ve düşünüyorum. Ve kimi zaman oyunu genişletemediğinden de bahsetmek gerekiyor. Özellikle kullandığı bek oyuncuları genelde içeri konumlanmayı seven profiller olduğundan dolayı ve ters ayaklı kanat oyuncuları da orada oynadığında çok fazla üst üste binme olduğunu görüyoruz. Yani eğer Ferdi ve Arda gibi belirli bir maç adedinden sonra çok iyi anlaşan oyuncular olmadığı sürece Burada ciddi üst üste binmeler var. Bunu en fazla yine Ferdi'nin sol bek oynadığı Diego Rossi'nin sol kenar oynadığı oyunlarda görmüştük. Fakat Ryan Kent gibi bir oyuncunun oyunu genişletme açısından Fenerbahçe'ye çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Olası hücum planlarında Ryan Kent'in çizgiye bastığı ve o da içeri kırılmayı seven bir oyuncu ama bek oyuncusunu üstüne çektiğinde arka tarafta kendi takım arkadaşı olan bek oyuncusuna burada ciddi alan açıp bindirmelere sebebiyet verecek, bindirmesine yardımcı olacak ve onun açacak bir oyuncu olduğunu kesinlikle kesinlikle burada belirtmemiz gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon seçeceği sol Ryan Kent'in ilk 11 oynadığı senaryolarda ciddi bindirme yapabilen, ceza sahasına asistleriyle katkı sağlayabilecek bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Kezar Reinkent aslında bana kalırsa içeri kırıldığında yaratıcı bir oyuncu profiline de dönüşebiliyor. Gol sayısından daha çok asist sayılarının ön planda olduğunu hepimiz biliyoruz. İyi bir servisçi bana kalırsa iki ayağında çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. Bu arada şimdi bunu söyleyince aklıma geldi. Eden Dzeko ve Reinkent'in ikisinin de iki ayağında çok iyi kullanabilmesi bence hücum yönlülüğü açısından gerçekten çok pozitif bir nokta. Bu yüzden Eden Dzeko'nun farklı formasyonlarda bir santrafor rolüne bürünebilmesi. Ryan Kent'in oyunu genişletebilen ama 4-4-2 olsun, 4-2-3-1 kenarı olsun. Hatta zorda kalındığında 4-2-3-1'in forvet arkasındaki oyuncu da olabilmesi, orada da kullanılabilmesi. Kent'in Fenerbahçe kadrosunda, bu arada hızından dolayı ben sağ kenarı da koridoru kullanan oyuncu olarak çok iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Aslında hep bahsettiğimiz şey Fenerbahçe genelde çok net oyunculardan ziyade parça ve faydalı oyuncuları bünyesine katıyor. Ryan Kent'in bu profile fazlasıyla uyduğunu, Diego Rossi ile olası bir Ryan Kent değişiminin Fenerbahçe'ye ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunda hangi pozisyonlara takviye yapılmalı? Bu kişiden kişiye göre değişebilir tabii ki. Bu arada siz de yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz. Tüm video için geçerli bu. Fenerbahçe hakkında fikirlerinizi mutlaka yazın. Aşağıda da beraber tartışabiliriz. Şimdi bana kalırsa en başta kesinlikle bir sağ stoper alması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ve bu sağ stoperin Luan Perez'de iyi tandem olabilecek bir isim olması gerekiyor. Ben artık bu denklemde Atilla Salay yerine Luan Perez'in sol stoper olması gerektiğini düşünüyorum. Luan Perez ayağı iyi, kimi zaman sertlik yapabilecek bir oyuncu profili ve hızı da gayet iyi. Fenerbahçe'nin alacağı sağ stoperin de tercih edecek oyun yapısına göre yine risk alınacak bir savunma varsa nispeten biraz daha hızlı. Yani en azından Samet Serdar, Gustavo Enike üçlü daha hızlı. Ayağının daha iyi geriden oyun kurmada sadece sol kenara hapsolmuş bir Fenerbahçe değil. Sağ kenardan da rahatlıkla oyun kurmaya yardımcı olabilecek bir sağ stoper profili bu takıma katılmalı. Bu da kimilerine göre değişebilir ama ben Fenerbahçe'nin bir de kaleci sorunu olduğunu düşünüyorum. Altay Bayındır'ın kimi zaman yeterliliği taraftarların nezdinde çok fazla tartışılan bir durum bunu kabul ediyorum. Ben Altay'ın da kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum ama galiba büyük takım kalecisi olmak biraz daha farklı bir kavram, farklı bir boyut. Baskıyı kaldırabilmek daha önemli ve Altay ile Altay taraftar arasındaki bağının da bu sezon biraz zedelendiğini düşünen taraftayım açıkçası. Ve her zaman yabancı bir kalecinin ben Fenerbahçe kalesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sezon başında mesela Salvatore Sirigu'nun neredeyse anlaşmak üzere olduğunu biliyoruz Fenerbahçe ile ama o transfer olmamıştı. Fenerbahçe için bence sezonun kırılma anlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada niye yabancı kaleci istiyorum? Bunu çok kısa bir şekilde açayım. Şimdi Altay Bayındır baktığınızda zaten milli takımın kalecisi ve parmakla sayabileceğiniz birkaç Türk kaleciden bir. Fakat ben Türk kalecilerde maalesef ciddi bir istikrar problemi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi baskının çok yüksek olduğu camialarda bu anlamda ciddi problemler yaşayabiliyorlar. Yani Mert Günok gibi çok tecrübeli bir Türk kaleciniz yoksa, yerli kaleciniz yoksa daha az problemler yaşayabiliyorsunuz. Ama bence Altay Bayındır'ın geldiği günden beri zaten Fenerbahç'e üzerine çok ciddi bir sorumluluk yüklendi. Ve onu sağ dışında da bunun negatif olarak etkileyebileceğini düşünüyorum. Fakat Altay'ı kaybetmek istemiyorsanız da en azından rekabete sokacağınız bir ortam yaratmanız gerektiğini ve yabancı kalecinin bunun için olmazsa olmaz gerektiğini de ekleyebilirim buraya. Yani nereden bakarsanız bakın gerek istikrar anlamında gerek kendi yerli kalecinizi bir forma savaşına, forma rekabetine sokmak istiyorsanız, oyun içi kopmaları en aza indirmek, baskıyı en aza indirmek istiyorsanız yabancı bir kalecinin Fenerbahçe için çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir isim de zaten aslında gündemde var. Livakovic'den bahsediyorum. Böyle diyeyim. Livakovic benim için Türk takımlarının yeni musterası açıkçası. Mustera kadar çok iyi bir performans sergiler mi gelse damga vurur mu emin değilim tabii ki. O bambaşka bir seviye ama Livakovic bunun için çok doğru bir isim bana kalırsa. Üçüncü olarak az önce biraz bahsettim o yüzden kısa tutacağım. Fenerbahçe'nin artık oynadığı oyunda kenarlara forvet profilli, kanat forvet olabilecek bir oyuncu eklemesi gerektiğini söylemem gerekiyor. Çünkü çok uzun zamandır Fenerbahçe'nin skor yükü santraforların üzerine çok fazla kalıyor. Yani bu sezon aslında baktığınızda Ener Valencia ve Michy Batshuayi'nin çok fazla gol katkısı yaptığını görebiliyorsunuz. Bu bir takım için çok önemli tabii ki. Yani ileri hat oyuncularınızdan zaten başka bir şey bekleyemezsiniz ama geriye kalan skorun dağılımında kenar oyuncularından Arda Güler dışında o katkının çok fazla gelmediğini gördük gol anlamında. Ve bence Fenerbahçe'nin genel olarak oynadığı oyunların az önce bahsettiğimiz teknik adamların anlayışlarında kanat forvet profiline çok iyi bir yer ettiğini söylememiz gerekiyor. Bu sebeple Fenerbahçe'nin bu yıl Ryan Kent gibi driplingçi ve nispeten yaratıcı bir oyuncunun yanında yine kanat rotasyonuna forvet özellikli bir oyuncu eklemesi gerektiğini düşündüğümü söyleyebilirim. Ve son olarak da Mia yüzde %100 sözleşmesi uzatılması gereken bir oyuncu. Fenerbahçe için çok çok önemli. Gerek toplu oyunda gerek toplu oyunda. Tempo yapmak istediğinizde pas oyununda. Baskı yapmak istediğinizde yani sahanın her tarafında o görevi her şekilde en iyi haliyle yapabilen bir Mia söz konusu Fenerbahçe'de. Zaten sözleşmesi uzatılmalı ama ben dripling rakibi temposuyla beraber zorlayabilen bir 8 numara profilinin de Fenerbahçe'de olması gerektiğini düşünen taraftayım. Bu hem orta saha rotasyonuna ciddi bir kalite katacaktır, hem orta saha rotasyondaki oyunculardan biraz daha farklı bir profili devre sokacaktır. Çünkü Bilin Ara, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo, Miha Zaitz bunların hiçbiri delici driplingler atan oyuncular değil. Temposuyla, toplu oyundaki temposuyla fark yaratan oyuncular değil. Crespo fena driplingi olmayan bir oyuncu ama bahsettiğim profil tam olarak o değil. Yani ligden örnek vermem gerekirse Gerson Fernandez aslında tam olarak söylediğim profil. Topu ileri hatta daha iyi taşıyabilecek bir oyuncu. Bu sebeple son olarak da ben Fenerbahçe'nin dikine delici bir 8 numarayı kadrosuna katması gerektiğini söyleyebilirim. Ve bana kalırsa Fenerbahçe'nin gelecek sezon için en 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 önemli... ...hoca seçiminden de daha önemli, gelecek oyunculardan da daha önemli bir konusu var. O da e, maalesef bunu konuştuğum için çok üzülüyorum ama Arda Güler'in ayrılık ihtimali. Yine tekrar belirteyim bu videoyu çektiğimizlerle henüz Arda ile alakalı net bir haber yok. Ali Koç'ta bir görüşme oldu fakat oradan net bir sonuç çıkmamış. Yani ayrılma ihtimali hala var. Şimdi Arda size çok fazla hücum tarafında farklı oyun anlayışları yaratabilecek. Gerek kenar oynadığında yaratıcılık katabilecek, gerek on numara oynadığında santraforları besleyebilecek. Ben onun iyi bir 4-3-3'te oyun kurucu bir iç oyuncusu olabileceğini de düşünüyorum. Sağ kenarda oynadığında iyi bir playmaker olduğunu düşünüyorum. 10 numara oynadığında zaten onun ana mevkii ve bence kendisini en rahat hissettiği pozisyonda ciddi katkılar verebileceğini düşünüyorum. Ya bugün biz 18 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz ama Fenerbahçe'nin hakikaten Sosyal medyada da bunu çok fazla görüyor ve hak veriyorum. Arda Güler'in üzerine inşa edebileceği senaryolar, oyunlar, set hücumları, oyuncu tercihleri fazlasıyla var. Ve Arda Güler ayrıldığı takdirde Fenerbahçe'nin yaratıcılık baremini böyle %100 olarak düşündüğümüzde abartmadan söylüyorum %50'lere 60'lara inebilecek bir oyuncu. Onun eksikliği her fırsatta çok fazla hissedilir. Bu sebeple Arda Güler zaten yeteneğini burada çok fazla konuşmamıza gerek yok ama Fenerbahçe kadrosundan kimi çekip alsanız takım gücü yarıya iner diye söylediğinizde benim ilk bahsedeceğim oyuncu Arda Güler. Fiziki anlamda da çok geliştiğini düşünüyorum. George Essun onu ilk başlarda kesinlikle kullanması gerekiyordu ama kullandığından itibaren de fiziki olarak topsuz oyunda kendisine çok fazla artılar kattı. Milli maçlarda bunu gördük. Yani uluslararası arenada da varlık gösterebildi. Zaten UEFA Avrupa Ligi maçlarında iyi performanslar sergilemişti. Ligde Fenerbahçe'de İkinci yarının Ener Valencia ile beraber Luan Perez döndükten sonra en iyi oyuncularının başında geliyor. Arda Güler'in ayrılığı en başta hücum gücü anlamında. Fenerbahçe gibi genlerinde hücum olan bir takımda Arda Güler gibi profilin muhtemel eksikliği hakikaten ciddi sıkıntılar yaratacaktır. İkinci bir oyuncu da söylemek istiyorum burada bu arada. Arda'nın yanına eklemek istiyorum. Ferdi Kadıoğlu onun da gitme ihtimali söz konusu biliyorsunuz. Transfer söylentileri her zaman var. Ferdi'nin Arda'ya göre daha kalıcı olduğunu düşünsem de Ferdi Kadıoğlu gibi çok yönlü, orta sahada kullanabileceğin sol bekte, sağ bekte, sağ önde ana orijinal pozisyonu 10 numara olan böylesine bir jokeri de kariyerde şu noktada pik yapmışken kaybetmesi Fenerbahçe'nin yine eksi yazacak noktalardan biri. Bu sebeple Arda ve Ferdi'nin kalıyor olması Fenerbahçe'nin bence gelecek sezonunda en çok etkileyecek şeylerden biri diyebiliriz. Hangi isimlerle devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum kişisel olarak. Bununla alakalı sosyal medyada çok fazla savaşlar versem de Diego Rossi'nin artık bu takımda bir yeri olmadığını düşünüyorum. Ben gerçekten böyle büyük takımlarda hele Fenerbahçe gibi stres seviyesinin daha fazla olduğu, kırılganlığın daha fazla olduğu takımlarda bir oyuncunun kendi taraftarla bağının kopmasının ardından sonrasında o işlerin çok fazla rayına oturmayacağını düşünüyorum. Bu sebeple Ryan Kent de gelmişken Diego Rossi takımda gönderilebilir oyunculardan bir tanesi. Keza yabancı kayıcıdan bahsettik. Bunu kesin olarak gitmeli olarak söylemiyorum ama hani belki Altay Bayındır bir yabancı takviyesi ardından Fenerbahçe'den ayrılmak isteyecektir. Bu olasılıklardan bir tanesi ki Altay Bayındır gibi 3 senedir kalenizi birinci kaleci olarak koruyan bir oyuncunun önüne bir yabancı aldınız da bence onun da yolunu açmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple Altay'ı da Diego Rossi'den sonra ekleyebilirim. Şu an aktif transfer söylentilerinden bir tanesi Umut Nayır ve Eyüple bu konuda ciddi bir yol alındığı söyleniyor. Serdar Dursun'un her fırsatta forma şansı bulmak istediği, kimi zaman ilk 11 oynamayı beklediği de çok fazla söyleniyor. Ya Serdar Dursun'un kalitesini her zaman tartışıyoruz. İyi niyetli ve oynadığı zaman da gerçekten faydalar olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben ama Umut Nayır geliyorsa eğer Serdar Dursun'la Umut Nayır'ın aynı takım içerisinde aynı santrafor rotasyonda olmasının pek bir anlamı olduğunu sanmıyorum. Bu sebeple Umut Nayır geldikten sonra Serdar Dursun da Fenerbahçe'de yolların ayrılabileceği oyunculardan bir tanesi. Ve son olarak da buna kesinlikle yeni gelen teknik adamın yeni gelen kampta uzun bir hazırlık döneminde bakılması taraftarıyım ama Joao Pedro'nun da olası adınca Michi Batshuayi forvet hattının yedeği olarak bekleyecek bir profili bundan hiç emin değilim. Ciddi bir bonservis, ciddi bir maaş söz konusu. O yüzden Uygun teklifler geldiği takdirde Joao Pedro da Fenerbahçe'den ayrılabilecek bence oyunculardan bir tanesi. Ve eğer böyle bir teklif gelirse de önü kesinlikle açılmalı. Bunu şu sebeple söylüyorum. Joao Pedro'nun çok çok iyi bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Hala da aslında Fenerbahçe'ye iyi şeyler katabileceğini düşünüyorum ama... Hem Fenerbahçe'nin Ceko'dan sonra artık en çok kazanan oyuncusu Batu Şahin'in yedek oturamayacağını, Edin Ceko'nun ilk 11 için tabii ki alındığını. Çift forvetli düzende oynanırsa Eden Dzeko Michi oynayacağını ki 4-2-3-1 gibi tek forvet oynama anlayışı olan bir teknik direktör geldiğinde otomatikman 3. forvet rotasyonuna kaydığı zamanlarda Joao Pedro'nun bu anlamda mantıklı bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu sebeple Fenerbahçe'nin ayrılacak oyunculardan son olarak e, Joao Pedro'yu söyleyebilirim. Kadro mühendisliği programının da son soruyla beraber burada sonuna geliyoruz. Transfer dönemi boyunca bu arada eklemeler de geldikçe bu formatımız devam ediyor olacak. Belirli zamanlarda tekrardan sizinle taktik tattasının başında yeni Fenerbahçe'yi belki de yeni teknik adamıyla, yeni oyuncularıyla konuşuyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Ve siz de Fenerbahçe ile alakalı düşünceleriniz varsa lütfen aşağıya eklemeyi unutmayın. Ve Sports Detail YouTube kanalına da mutlaka abone olun ve içeriklerimizi takip edin diyerek kendinize çok iyi bakın.